Evet karşılaşmanın özet görüntülerini hep birlikte hatırladık. Antalya Spor Fenerbahçe deplasmanında sahaya çıktı. Fenerbahçe kazanma alışkanlığı hazırlık maçlarıyla birlikte yakalamıştı. Bunu lige ligede taşımayı bildi. İki maç bize onu gösteriyor. Ama tabii maç öncesine gidecek olursak biraz kadro tercihini konuşalım. Çünkü şaşırtıcı bir hamle vardı. O da Mesut Özil'in 11'de başlamaması ve genç isim. E, Avrupa'da ilk golünü atan Muhammed'in 11'de başlaması e, sürpriz denebilecek bir gelişmeydi. E, kadro tercihi biraz şaşırtıcı oldu Vitor Pereira'nın e, dün Antalya Spor karşısında. E, şöyle başlayayım. Hani bardağın ne tarafına bakalım? Yani dolu tarafına mı boş tarafına mı bakalım? Biz istersen önce bardağın dolu tarafından başlayalım. Şimdi Mesut Özil e, tercihi aslında e, şöyle bir tercih. Yani diyor ki ben e, meydan okuyor. Yani Ben eğer oyuncu e, iyi oynamışsa, performans performans vermişse ben onun yaşına, kariyerine bakmam diyor Vitor Pereira. Ben çıkartır oynatırım diyor. Yani kim oynadı? Muhammed oynadı Mesut'un yerinde. E, bu tabii her zaman bu meydan okumaların karşılığını alamayabilirsin. Ama burada karşılığını aldı. Nasıl karşılığını aldı onu söyleyelim. E, çünkü e, bir ön alan baskısı yapabilecek bir kadro oluştu yani doğal olarak oluştu. Şimdi Mesut'la İrfan'la e, o Vitor Pereira'nın istediği ön alan baskısını yapamıyorsunuz. Ama şimdi ön alana bakalım. Osay Samuel basar mı? Ha babam basıyor. E, i̇şçi arı gibi koştu. Muhammed basar mı? aynı şekilde koştu. Samatta da evet bitiricilik konusunda sıkıntıları devam ediyor ama çalışkanlık konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Yani bitiricilikte evet. kesinlikle e, sıkıntılı onu söyleyeyim yani. Yani şu çıkmasın buradan ya Samatta Fenerbahçe'nin santroforu çıkmasın. Çünkü santrofor bölgesinde forma giyen oyuncunun topu o 3 direğin içerisine geçirmesi gerekiyor. Bu işin kuralı. Ama bir yanda Ferdi, diğer yanda Nazım'a baktığım zaman Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın oynatmak istediği oyunun bu maçta oluşmaya başladığını gördük. Şimdi bu işin olumlu tarafı ama şöyle bakalım, her takım böyle mi çıkacak? Onu da bakmak lazım. Ya Antalya Spor, yani baskı altında sürekli baskı altındaki oyuncularına rağmen topu o Taşı şeyle yani hayır topu şeyle çıkartmaya çalışıyor. Pasla çıkartmaya çalıştı her pozisyonda ve nitekim o pasla çıkartmaya çalıştıkları bir pozisyonda golü yediler. E, neyse o gol işte yardımcı hakemin e, isteğiyle iptal oldu. Birazdan e, o pozisyonu da e, inceleriz yani birlikte. Yani onu, onu söyleyeyim. Şimdi e, bu kadar e, pasla çıkma isteğini uygularsanız o zaman e, bu tür bir sıkıntı ortaya çıkacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin istediği oldu. Yani pasla çıkan oyuncuya ön alan baskısını yap. 3-4 saniyede topu geri kazan ve hücumu tekrarla. Ve Gustavo öne çıktı, Sosa öne çıktı. Yani Fenerbahçe savunmasıyla aslında oynamak istediği oyunu oynamaya çalıştı. Ve bundan da verim aldı. Neden? Rakibin de buna çanak tutmasıyla verim aldı. Bence Fenerbahçe şu ana kadar oynadığı maçlar içerisinde Helsinki, Adana Demirspor dahil golle kadar da, gole kadar da etkili oynayan bir Fenerbahçe vardı. Yani gole kadar da yani ben özellikle o ön alan baskısıyla sonuç aldığı pozisyonlar üretti. Yani sadece gol meselesi değil bu olay. Golden önce de öyle. Onun için hoca herhalde en mutlu olduğu geceyi yaşamıştır. Tam da istediğim şeyler oldu dedi. Ama burada tabii ki bazı noktalar var. Mesela o e, ...bizim şu cümleyi söylemiştik... ...yani onları da kenara yazalım... ...hocam olmaz... ...yani o say Samuel Sabek olmaz dedik... ...ne yaptı? Nazım'ı getirdi Sabek'e koydu... ...ne yaptı? E, Ferdi'yi koymak zorunda kaldı... novak evet. olmadığı için ama önünde Muhammed gibi... E, ...bir çalışkan oyuncu koydu... ...yani bu iş ancak böyle... E, ...olabilir yani... ...bu oyuncuların seçimiyle olabilir... E, ...tabii ki bunu... E, ...söylerken şunu söyleyeceğim... Antalya Spor'un da oyuncu tercihleri İstanbul'a deplasmana geliyorsun. Belli ki sana Fenerbahçe bu baskıyı yapacak. Yani şimdi öbür taraftan bakayım. Ya Santroforları Right diye bir isim var. Ya evet. tamam da kardeşim yani Right'la oynamak bütün maç boyunca hani ekmeğine yağ sürüyorsun Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe, ya Fenerbahçe desen ki e, Vitor hocam karşı taraftan bir oyuncu seç sana karşı oynasın savunmana karşı Wright'ı seçer. Gökdeniz'i seçmezsin. Nitekim Gökteniz oyunun kırılma noktasını gerçekleştirdi. Ve yani Minja Kim gibi, Zalay gibi, yani Tisaran gibi 3 tane böyle deve dişi evet. gibi savunmacının arasına right'i koyuyorsun. Onların arasına daha çabukluğunu kullanacak oyuncuya ihtiyaç var ve oyuncuyu da çıkartmadı bir de üstelik. Yani maçın sonuna kadar oynadı ve üstelik sürekli hani şöyle olsa onu da anlarım. Arkadan Bofin vuruyor çıkartsın. Vuruyor çıkar. Öyle bir şey de yok. Vurmuyor. Bofin sürekli sağa sola arkadaşlarına pasla çıkmaya çalıştı. Yani bir anlamda Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyunun bir şeklini gördük burada. Vitor Pereira'nın oynatmak istediğini gördük. Oyuncuların seçimlerinin de yanlış olmadığını gördük. Ha Mesut konusu şöyle eğer maç o son iki, iki gol olmasaydı Mesut konusu baya bir problem olurdu. Ne olursa olsun Mesut gibi bir oyuncunun bir şekilde bu takımın tölere edeceği oyuncu olması lazım. Snyder gibi Alex gibi tölere edeceği oyuncu olması lazım. Takım yapısının ona göre kurulması lazım. Ben yine de Hani Mesut'tan yanayım. Yani burada kazandığı için belki çok problem olmadı. Ama kaybederse Fenerbahçe Mesut'u da yavaş yavaş kaybedebilir. Onu da söylemek lazım. Genel olarak böyle bir toplayayım. Sonra üstünden tekrar konuşuruz. Genel değerlendirmeler alacağım. Sonrasında tartışmalı pozisyonları da ekrana getirelim ve yorumlayalım evet. istiyorum. Özet görüntüler üzerinden ama hemen sorayım size de Zeki Uzundurukan. Mesut Özil, Valencia ve Zayt tercihi. Hoca bu üç ismi oyun hepimiz oyun başlarken sahada sahaya sürmesini bekliyorduk ama 67. dakikadan sonra oyunu sürdü ve bu isimler e, skoru değiştiren isimler oldu nasıl değerlendiriyorsunuz? yani bu isimleri ilk 11'de oynatsaydı skoru değiştirecek elinde isim kalmayacaktı. Ya yani ben eee Pereira'yı hep söylüyorum haklı çıkıyorum ve yavaş yavaş Pereira'yı şiddetle eleştirenler, hoca değil diyenler de yavaş yavaş övmeye başladılar, anlamaya başladılar. Hoca ezber bozan bir hoca. Hocanın prensipleri var. Hocanın e, bildiği var ve bildiğini okuyan, e, doğru bildiğinden şaşmayan teknik direktör olduğunu ikinci kez gösterdi. Ben de olsam Mesut Özil ile başlamam. Niye başlamam? Neden? Yorgun bir Mesut Özil ve Mesut Özil durağan oynuyor. Oyunu yavaşlatıyor. Mesut Özil sahadayken herkes kafasını kaldırıp topu Mesut Özil'e atıyor. Mesut Özil ile hızlı oynayamazsınız. Ve bundan sonra da ben e, Mesut Özil'in çoğu maçta bu şekilde başlayacağını düşünüyorum. Tabii zorluk derecesi yüksek maçlarda... Mesut Özil'e bir şekilde oynatırız ama Mesut Özil 90 dakikayı tamamlayacak bir oyuncu değil. Ön alan baskısını az önce Halil abinin söylediği gibi yapamazsın. Muhammed'e bakıyorsunuz en çok şut atan oyuncu. Yani çok cesur önde top tutan, adam geçebilen ve 4 ya da 5 şut attı. Etkili Hı -hı. şutlardı onu söyleyeyim. Şöyle kenarda hamle oyuncun olacak bak hamle oyuncularını koydun maçı kazandın rakip yoruldu ve fişini çektin bu ee, perayı şurada ben üçlü savunma e, şöyle oyunun 90 dakikasında e, Fenerbahçe en az 20 dakika e, beşli savunma oynuyor